Merhaba, Ahu Hanım. Hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben iyiyim, Yasmin Hanım. Siz nasılsınız? İyiyim vallahi ama biraz heyecanlıyım sanki. Çok mutlu olduk geldiğiniz için, bize başvurduğunuz için, hikayenizi bizimle paylaşacağınız için. Şimdi ben size seyircimiz için sormak isterim. Siz kimden bir şans istiyorsunuz? Ben öncelikle şöyle söyleyeyim. 5 senedir buradayım. Rusya'dan Türkiye'ye 5 sene önce geldim. Rusya'dan? Rusya'dan evet. Ve tek amaçla babamı bulmak için. Babanızı? Ben babamdan şans istiyorum. Bana bir masal anlat baba. Böyle gözleriniz doldu. Kurtla kuzu olsun şekerle bal. Çok etkilendim. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ağ. Bir piçi de falan alabilir miyim? Çok teşekkür ederiz. Anlatırken tut elimi. Yani yıllardır arıyorum ama bir türlü ulaşamadım. Gitme sakın beni. O yüzden artık dedim son şansım buraya başvurmak. Çok iyi yaptınız. Siz böyle baba deyince benim de içim çok fena oluyor. Yüreğim kusura dağılıyor. Bakmayın. Estağfurullah. Kusura bakılacak bir şey yok ki. O kadar insani bir şey ki ağlamak. Babanızı ne kadar zamandır görmüyorsunuz? Ben 3 yaşındayken annemle babam ayrılmış. Yani ben daha bebektim. Yani ne bileyim böyle bebekken bir kişinin bana kucağına alıp sarıldığını hatırlıyorum. Ama yine de pek emin değilim babam olduğundan. Hani çok genç, çok çocuktum yani bebektim daha. 3 yaş çok küçük bir yaş. Yani, ama yine de hissediyorum yani babamı. Hani ne bileyim kandan mı kaynaklı? Hani uzak birisi diye düşünmüyorum. Çok yakın. Yakın bana o. Babanızı en son siz 3 yaşındayken görmüşsünüz. Ve 5 yıl önce de, bundan 5 yıl önce de aramaya başladınız. Hatta 6 sene önce. 6 sene önce evet. Şöyle oldu. Şöyle oldu. Önceden anlatayım nasıl oldu. Nasıl ben bu kararı verdim. Gördüğünüz gibi esmerim ya. İşte annem sarışın. Annemin tüm akrabaları sarışın. Bir de çok merak ettim. Niye acaba ben esmerim diye. Sonra anneme soru sordum. Hani babamı anlatır mısın? Nasıl biriydi falan. Zaten ondan sonra kafamı iyice taktım. Babam bulacağım dedim. Kökenlerim nereden kaynaklı? Nasıl biri? O kadar meraklı oldum ki bu gittikçe azalmadı, çoğaldı yani. Çok haklısınız. İnsanın köklerini araması kadar doğal ve insani bir şey yok. Evet. Ne cevap verdi anneniz? Nasıl anlattı babanızı? Annem hala aşık babam gerçekten. Hep anlattıkları birbirine o kadar saygı, sevgi içerisinde hayat sürdüklerini anlatıyordu. Çok yemek yemeyi sevdiğini de anlatıyordu. Ondan sonra... Nereliymiş babanız? Babam Kayserili. Aslen Kayserili. Babanız Kayserili. Anneniz Rus. Annem Rusya doğumlu. Nerede tanışıyorlar? Şöyle 1980'li yıllarda yanılmıyorsam babam Rusya'ya iş için gelmiş. O dönemde tabii iş gücü dertliymiş. Bildiğim kadarıyla 2 işi bir arada yapmış. Hani uzun yolculuk, tır şoförlüğü oluyor ya. Evet, tır şoförü. Evet. Aynen. Onu yapmış da ayrıca ekmek fırınları oluyor ya. Evet. Onu kuruyormuş, çalıştırıyormuş bildiğim kadarıyla. Sonra devrediyormuş gibi işlemler yapıyormuş. Sorarsanız babamla annem nasıl tanıştı? Bu çok bir kaza eseri, çok güzel hikaye, romantik hikaye. Anlatır mısın? Seve seve ve gerçekten hani böyle bir aşk mı olur diyorum. Bu zamanda böyle bir aşk yaşanması çok zor. Babam tır şoförlüğü yaparken otoyolda kaza geçirmiş.
Aracı buzlanma yaptıktan sonra şeritten çıkmış. Yani öylesine kaza yapmış. Sonra annem de sağlık kabininde çalışıyordu o sırada. O da otoyolda bulunan bir yerde. Biliyor musun ne kadar kısmetçe bir şey. Ondan sonra kaza yaptıktan sonra babamı annemin çalıştığı sağlık kabinine götürmüşler. Yani babam tabii şey ne denilir de ona bayılma hali. Baygınlık geçirmiş. Baygınlık. İşte herkes demiş ki bu ambulans ekipleri falan doktorlar bu insan yaşamayacak. Sadece annem inanmış ayakta kalacağına ve kendisi bakmış ona. Yoğun bakımda evet hep annem başında kalmış. Sonra kendine gelmiş babam. Demişler ki artık bu iyileşti. Öbür kliniğe, normal kliniğe şey götüreceğiz diye. Götürmüşler ama babam tekrar gelmiş annemin yanına. Öyle birbirlerine hani aşık olmuşlar ya. Yoğun bakımdan çıkınca annenizi görüyor. Aynen, aynen. Herhalde onunla özel olarak ilgilendiğinde. Hep başında annemi görmüş zaten. Hep ilgilenen annem olmuş. Hani... Ondan... Annenize geri dönüyor. Evet. Oradan kaçmış. Annemin sonra? Sonra işte babam o dönemde biraz zorlandığı için annem de artık demiş istersen hani bizim evde yaşa falan diye işte öyle önce arkadaş sonra yol arkadaşı olmuşlar. İki sene zaten evlenmemişler. İki sene birlikte şey... Ondan sonra zaten evlenmişler. 3 sene sonra da ben doğmuşum, ben gelmişim hayata.